Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü, Türkiye'de olduğu gibi tüm yurt dışında da törenlerle kutlandı. Almanya'daki konsolosluklarımızdan, Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosluğumuzda, Başkonsolos Ayşegül Gökçen Karaarslan'ın ev sahipliğinde bir tören düzenlendi. Konsolosluk yerleşkesindeki Anadolu Toplantı Salonu'nda düzenlenen tören, Cumhuriyetimizin temellerini atan Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının anısına saygı duruşu ve akabinde, Türk ve Alman milli marşlarının okunması ile başladı. Aziz milletim, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okunduktan sonra, Türkiye Cumhuriyeti, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan ve Diyalog Grubu Başkanı Rainer Schmelze, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaptılar. Sevgili vatandaşlarımız, dış politikamızı girişimci ve insani olarak tanımlıyoruz. Ve bu bağlamda en iddialı olduğumuz konulardan birisi konsolosluk hizmetlerimiz. 74 farklı hizmet ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarına en fazla sayı ve çeşitlilikle hizmet sunan ülkelerin başında geldiğimizi söylemek istiyorum. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini, niteliğini ve hızını sürekli olarak iyileştirmek temel amacımız. Elbette sadece konsolosluk hizmetlerine odaklanmıyoruz. Eğitim, ticaret, aile ve sosyal politikalar, çalışma ve din hizmetleri ateşliklerimizle de vatandaşlarımızın her alandaki ihtiyaçlarına destek olmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin iyi eğitim almaları, Türkçelerini geliştirmeleri, üniversiteye devam etmeleri de üzerinde hassasiyetle durduğumuz konular arasında. Freundinnen und Freunde der Türkei. Man sagt es sei unhöflich, im Voraus zum Geburtstag zu gratulieren. Ich denke aber, heute können wir eine Ausnahme machen. Schließlich sind wir alle hier und heute ganz offiziell auf Einladung des Generalkonsulats zusammengekommen, um den morgigen 99. Geburtstag der Türkischen Republik zu begehen. Sehr verehrte Frau Generalkonsulin, ich gratuliere Ihnen und damit der gesamten türkischen Gemeinde in unserem Land zum bevorstehenden Nationalfeiertag der Türkei. Meine Glückwünsche überbringe ich Ihnen für die Abgeordneten des Landtags Nordrhein-Westfalen und insbesondere, Sie haben es gerade schon erwähnt, für die Mitglieder der Parlamentariergruppe NRW Türkei. Konuşmalardan sonra Arp sanatçısı Duygu Aydoğan konuklara Türk ve Alman eserlerden seçme bir müzik dinletisi sundu.